Konu başlığımız AutoCAD'de ölçü birimini ayarlama, yani ölçü birimimizi çalışmaya başlamadan önce seçme. Her zaman çalışmaya başlamadan önce ölçü biriminizin ne olacağını baştan seçmelisiniz. Bu ölçü birimleri milimetrik mi olacak, santimetre mi olacak, yoksa metre mi olacak? Buna göre, yapacağınız çalışmaya göre bunu seçmelisiniz. Diyelim ki inşaat mühendisisiniz. İnşaat mühendisi genellikle metrajlı çalışır. Yani büyük binalar yapar. Orada ölçü birimini metreye çevirmek. İşte bir mobilya sektöründe çalışıyorsunuz. Bir sandalye, masa model diyeceksiniz. Bununla ilgili montaj şemalar yapacaksınız. Orada biz masayı sandalye metrik değil de santimetreyle ölçülerini vermek daha doğru olacaktır. Çünkü daha çok santimetrik ölçüleri olacaktır. Veya elektronik alanında küçük devre elemanlarının kılıf yapılarını çizeceksiniz. Burada da milimetrik çalışmanız önerilir. Peki biz elektrik tesisatları proje çizimi dersinde hangi ölçü birimini kullanmamız daha doğru olur? Genel olarak ben santimetreyi tercih ediyorum. Yani bir en büyük çizeceğimiz sembol, bir pri sembol olabilir. Ama genellikle kat planları içinde bizler hatlar çizeceğiz. Zil hatları, işte zayıf akım hatları, kuvvetli akım hatları çizeceğiz veya yüksek gerilim hatları çizeceğiz. Buralarda santimetre veya metrik metreyle çalışmak daha mantıklı olabiliyor ama genel olarak santimetre kullanacağız çünkü çok fazla elektriksel sembol çizimi de yapacağız. Bundan dolayı biz santimetreye çevirmemiz daha doğru olacaktır. Peki AutoCAD ilk açıldığında hangi ölçü birimiyle karşımıza geliyor? Ona bir bakalım. Yani milimetrik geliyor normalde varsayılan olarak. Biz ölçü birimi değiştirmek için kullanacağımız komutumuz ise unit komutu. Unit'i şu şekilde yazıyorum. Unit kısa yolda UN aslında. UN yazsanız da oluyor. Unit yazdıktan sonra klavyeden Enter'a basıyorum. Karşıma bir iletişim penceresi gelecek. İletişim penceresi Driving Units penceresi. Burada uzunluk birimi olarak desimal yani ondalıklı uzunluk birimi ayarları var. Noktadan sonra kaç tane sıfır kullanacağımızı burada belirtiyoruz. Yine açı belirtirken neyi kullanacağız? İşte desimal yine ondalıklı değer kullanacağız. Fakat noktadan sonra hiç yani sıfır tane karakter olsun istiyoruz. Bunların ayarlarına hiçbir şekilde dokunmayacağız. Bunlar bizim kullanacağımız uluslararası ayarlarımız. Peki Insertion Scale diye bir bölüm var. Burada da işte ölçü birimini buradan seçiyoruz. Burada milimetre, inç, metre, kilometre gibi ölçüler var. Büyük planlar çizecekseniz kilometre mesela bir şehir planı çizecekseniz kilometreyi kullanabilirsiniz. Z haritası oluşturacaksınız. Biz santimetreyle çalışacağız. Burada santimetreyi seçecek olsak çizdiğimiz her bir birim 1 santimetreye tekabül edecek. Okey dediğinizde uluslararası standartlarda ölçü birimimizi santimetre ayarlamış olacağız. Her zaman çalışmaya başlamadan önce bu ayarı yapmalısınız.